Merhaba, Maslak Üstü'ne hoş geldiniz. Bugün İlker Okutan'la birlikteyiz. Merhaba İlker. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İlker tam bir seyahat aşığı. Türkiye'nin 81 ilini gezme şansı yakalamış birisi. Bugün onunla gezme üzerine kısa bir sohbet edeceğiz. Ama önce kendisini biraz tanıyalım. İlker Okutan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunuyum. 3 yıl İstanbul'da görev yaptım. 2016 yılından beri de Şanlıurfa'da ikamet etmekteyim. Hayatımın %50'si gezi üzerine kurulu diyebilirim. Türkiye'de 81 tane şehri adım adım gezdim. Birçok ilçe, birçok tarihi, turistik yeri gezdim, araştırdım, bilgi sahibiyim. Hayatım bunun üzerine kurulu diyebilirim, %50'si. Şimdi seyahat konuşacağız ama önce bulunduğumuz mekanı bir tanıtalım. Burası Germüş Kilisesi. Bize bura hakkında biraz bilgi verebilir misin? Evet, burası Germüş Kilisesi, Şanlıurfa'nın 10 kilometre kuzeydoğusunda, Göbekli Tepe'ye 5 kilometre mesafede. Yaklaşık 100 yıllık bir kilise olduğu söylenmekte. Herhangi bir kitabesi olmadığından dolayı çok net bir bilgi sahibi değiliz. Ama ne yazık ki bu kilise atıl durumda, gördüğünüz gibi. Yani her taraf darmadağın, defineciler tarafından, işte hani böyle klasik gelip yazı yazan kişiler tarafından böyle mahvedilmiş bir durumda. Bir kilise ama restore edildiği takdirde muhteşem bir yapı olabileceğine inanmaktayım. Ve buradan yetkililere sesleniyorum. Buraya kesinlikle bir el atılması gerekiyor. Peki, gezi konusuna dönersek. Ne zaman, nasıl başladı senin gezi merakın? İlk olarak böyle ilkokuldayken ailemle falan geziye gittiğim zaman işte çok heyecanlanıyordum. Daha sonra ortaokulda izcilik merakım gelişti. İzcilik etkinliğine katıldım. Yani izcilikte gezme, kamp, aktiviteler olduğu için bunun sayesinde birçok şehri gezdim. Bu da beni bir serüvene itti. Daha sonra üniversite, meslek hayatı derken bu şekilde devam etti. Peki şimdi sen 81 ili gezdin. İyi de her il senin için bu kadar ilgi çekici miydi, merak konusu muydu? Neden her yeri gezmek istedin? Yani bir kere ülkemiz çok güzel. Yani her ilde, her ilçede mutlaka tarihi, turistik bir yer var. Bir de merak duygusu varsa bu şekilde merak duygusuyla birlikte ben her yeri gezmeye ihtiyacı duydum. Hani bir de bir puzzle gibi düşünelim, böyle bir an önce bitirmek istiyorsun. Her şeyi böyle yerine koyup güzel bir şekil oluşturmak istiyorsun. Yani bu duyguyla, bu hareketle her yeri gezdim. Peki gezilerin genelde nasıl olur? Planlar mısın, yoksa arabayı çalıştırır, yol nereye götürürse gider misin, nasıl işler? Yani benim hayatımın böyle boş zamanlarımda ya Google Maps'te ya da YouTube'da geçiyorum. Bu şekilde böyle nereye gidebilirim, nasıl yapabilirim diye planlar yapıp not alıp sosyal medya, YouTube'u takip edip nerelere gitmem gerekiyor, nereler güzel diye takip edip geliştiririm. Daha sonra bunları önce hani bir yere gitmeden önce orayı araştırıyorum. Ne var ne yok, böyle hani sonuçta problem yaşamamak için. Turla mı yoksa kendi arabamla mı, en güzeli nasılsa bunu değerlendiriyorum. Ama genelde kendi arabamla oluyor. Ama kesinlikle planlı bir şekilde, plansız hiçbir geziye çıkmadım. Bu şekilde geziyorum. Gezdikten sonra da eve geldiğim zaman bu gezdiğim yerleri işte tekrar araştırıyorum, okuyorum. Hani nerelere gittim, neresi varmış, burası neymiş diye. Bu da benim bu yerleri pekiştirmem anlamına geliyor. Ve bu şekilde çok sağlıklı, güzel ve kaliteli bilgi sahibi ve gezi sahibi oluyorum. Bütçeni nasıl ayarlıyorsun? Yani gezmek sanıldığı kadar pahalı bir aktivite mi? Yani gezmede lüksü aramıyorsan çok pahalı bir aktivite değil. Ama diyorsan ben hep gidip lüks yerlerde kalacağım, lüks şeyler yiyeceğim, o zaman çok pahalı olabilir. Yani ben çok lüksü aramıyorum. Benim derdim daha fazla yer görmek, daha böyle aktiviteler yapmak. Sonuçta çok lüks bir otelde kalmışım, çok önemli değil. Veya arabada yatmışım, çok önemli değil. Veya otobüste o geceyi geçirmişim, arabamda geçirmişim, çok önemli değil. Önemli olan benim daha fazla görmem. Tabii maddiyat çok önemli. Ben her zaman gezmek isteyenlere söylerim. Yani bir, insan parasına kıymayacak yani. İkincisi zamanına kıyacak biraz. Üçüncüsü de yani dinç olacak, yorulmayacak. Bunların üçünü gerçekleştirdikleri zaman güzel şeyler, sonuçlar çıkabilir. Bu şekilde gezilerimi sürdürüyorum. Peki gezmenin tek zorluğu bütçe değil. İnsanlar vakit bulamadıklarını söylüyorlar. Ya da gezerken başlarına gelen aksiliklerden şikayetçiler, olumsuzluklardan şikayetçiler.
Sen vakit nasıl ayarlıyorsun? Karşına çıkan zorluklar neler oldu? Onlarla nasıl mücadele ettin? Benim hafta sonlarım tatil olduğu için bu konuda çok şanslıyım. Yine keza yazın tatil olduğu için çok şanslıyım. Ama şuna inanıyorum, Türkiye çok aşırı bir ülke değil. Yani bir günlüğüne de insan eğer gezmeyi seviyorsa İstanbul'dan kalkıp Van'a gidebilir, gezebilir. Ben hani 80 şehri gezmiştim, sadece Hakkari kalmıştı. Yani orayı da artık bitirmem, görmem gerektiğine inanıyordum. Yani bir gün çıktım arabayla, kendim gibi birisini buldum. Çıktım Hakkari'ye, gittim arabayla, orayı gördüm, gezdim, bir gece kaldım. Ertesi gün döndüm, geri geldim. Tabii gezerken zorluklar yaşıyorsun. Yani bunlar ama göze alınabilir diyorum. Sonuçta geziyorsun, her türlü zorluğa karşılaşmak zorundasın. Ama tabii biraz şanslı birisiyim. Yani birçok kamp yaptım, birçok gezilere gittim. Çok böyle başıma büyük şeyler, büyük olumsuzluklar gelmedi. Ama gelebilir de yani. Peki çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir sence? Yani ben bunun ayrımını yapmayacağım. İkisi birlikte diyelim, biraz klasik olacak ama tabii çok gezip çok bilgi edinen diyelim. Yani gezdiklerini insan pekiştirmediği zaman, okumadığı zaman o gezin hiçbir anlam ifade etmez. Yarın bir gün unutursun yani. Son olarak şimdi bazı turistik yerler var. Oraları herkes bilir işte. Efes, Kapadokya, Çanakkale herkes bilir. Bir şekilde gidip görmüştür. Bize böyle çok bilinmeyen ama muhakkak görülmesi gereken, keşfedilmeye açık turistik mekanlardan bahseder misin? Evet, bu soru bana çok soruluyor arkadaşlarım tarafından. Yani ben böyle şurası burası diye cevap vermek istemiyorum. Ama 5-6 tane böyle yer var, şehir var. Mesela Artvin gerçekten Karadeniz'de muhteşem bir yer. Doğası bozulmamış bir yer, bakir bir yer. Çok fazla keşfedilmemiş yerleri var. Onun için Artvin benim için önemli bir şehirdi. Tunceli de keza gerçekten hani böyle insanların pek hayal edemeyeceği bir yer olduğunu düşünüyorum Tunceli'nin. Tarih anlamında Mardin çok güzel bir yer. İstanbul keza sonuçta birçok ülkeye başkentlik yapmış bir yer. Aradığın birçok şeyi bulabiliyorsun tarihi, turizm anlamında. Deniz turizmi olarak da Muğla güzel, tercih edilen bir yer. Bu şekilde diyebilirim. Ama bence ben her zaman doğaldan yanayım. Ege'yi de gezdim, Akdeniz'i de gezdim. Ama bana doğu daha doğal geldi, daha bozulmamış geldi. Henüz çok keşfedilmemiş olduğu için bana daha böyle cazip, çekici bir yer geldi. Daha keyif aldım. Bu şekilde yani öyle sabit söyleyebileceğim bir yer yok. Türkiye çok güzel. Yani özellikle bazı dostlarım var. Mesela yurt dışına falan gidiyorlar. Tabii gidebilirler. Ama ben olsam, daha doğrusu ben öyle yaptım. Ben önce Türkiye dedim. Ülkemiz dedim. Yani ülkemizi en ince ayrıntılarıyla gezdim. Şimdi artık böyle ayrıntılara girmeye başladım. İşte ilçelerdeki şurası burası falan diye. Yakın zamanda artık böyle yurt dışındaki ülkeleri görmek istiyorum. Ama hani tavsiyem, önce ülkemiz güzel ayrıntılarıyla gezilirse çok daha güzel olur diyorum.